Ben Hakan Şükür. Türkiye adına defalarca milli forma giymiş ve çok sayıda rekor kırmış bir futbolcuyum. Bugün ben de sizlerle birlikte Ahim'in önünde olmayı çok isterdim. Zira ben de Türkiye'deki mevcut rejimin binleri aşan mağdurlarından biriyim. Halihazırda ülkemden uzaklarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ailemle birlikte hayatımı sürdürüyorum. Şüphesiz ki ülkemi çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Fakat maalesef gidemiyorum. Anılarım, arkadaşlarım, ailem, hiç kimseyi göremiyorum. Zira Türkiye'de bağımsız bir yargı yok. Bağımsız yargının olmadığı bir yerde de bireyleri iktidardan koruyacak, rejimden koruyacak hiçbir mekanizma olmaz. Ve nitekim de Türkiye'de olmadığını bizler de tecrübe ettik. Esasen yaklaşık 10 yıl kadar önce iktidarın gözle görünür hale gelmeye başlayan hukuk ihlallerine itiraz ettiğim için hakkımda yapılan kara propagandanın kurbanıyım. Hukuktan, adaletten yana tavır koyduktan sonra ailece hedef gösterildik. Eşimin iş yeri taşlanmakla kalmadı, aynı zamanda çocuklarım büyük tacizlere uğradı. Çalışma imkanlarım elimden alındı. Aleyhimde yalan haberler yapıldı. Hakkımda açılmış bir soruşturma veya bir iddianame bulunmamasına rağmen tüm mal varlığıma el konuldu. Tıpkı muhalif birçok insana yaptıkları gibi. Canım babamı cezaevine koydular. Hasta hasta. Çok büyük eziyetler çektirdiler. Hatta kendisi yurt dışından gelsin, babasını salalım şeklinde iğrenç tekliflerle bana geldiler. Hukuki konularda vekalet verdiğim avukatımı dahi tutukladılar. Ben ve ailem bu tarz ihlallere maruz kalmış yüz binlerden sadece bir örneğiz. Siyasi kararlarla ülkedeki muhalif kesimler bastırılıyor. Büyük bir korku imparatorluğu oluşturuldu. İsmim dahil söylenemiyor. Kanun ve kurallara uygun olarak yaşamakta olan öğretmenler, akademisyenler, avukatlar, ev hanımları, sporcular, terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Ve insanlığa karşı suç tanımına giren muamelelere maruz.